Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala Resulullah Muhammed ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Fatıma 2. 9. sefir 56. kısım. Fasıl içinde vasıl. Ramazanda kasıtlı olarak cinsel ilişkiye girenin durumu. Bilginler böyle bir insanın kefaret ödemesi gerektiği hususunda görüş birliğine varmıştır. Bir görüşe göre ise sadece kaza gerekir. Bu görüşe göre bu konudaki kefaret durum kanıtları nedeniyle azimet değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdaki birine sağlıklıysa köle azat edemediği veya yedirme imkanı bulamadığında oruç tutmayı emretmemiştir. hasta ise şöyle demiştir. Sağlıklı olduğunda oruç tutarsın. Bir gruba göre yükümlü olduğu şey sadece kefarettir ve kaza tutamaz. Benim görüşüm bu durumdaki birine kaza düşmeyeceğidir güç bulabilirse kefaret ödemesini uygun bulurum. Bu konudaki hükmünü en iyi bilen Allah'tır. Vasıl, batini yorum. Bir mümkünü var etmek için iki kudret bir araya gelir. Bundan kulla ilişkilendirilen kısım kulun kaza etmesini gerektirir. Kaza, kulun kendi kudretini ilahi iktidara irca etmesi demektir. Kefaret yani örtmek, gizlemek ise değil de kulla ilişkilendirilen bu iktidarın bunu anlamaya aklı yetişmeyenlerden gizlenmesi demektir. Bu ise mutlak anlamda veya sınırlı anlamda bir kölenin azat edilmesiyle gerçekleşir. Kölenin mutlak anlamda azat edilmesi, kendisini güç ve organlarında hakkın aynı olduğu bir yerde bir yere yerleştirmesi demektir. Söz konusu şeylerle insan suret ve tanım olarak diğer türlerden ayrışır. Bu halde olup böyle bir niteliğe kavuştuğunda ise efendi haline gelir ve kulluğu mutlak anlamda ortadan kalkar. Çünkü burada kulluk gitmiştir. Bir şey kendi kendine yani kul ve efendi olmaz. Artık o, odur. Ebu Yezid bu makamı gerçekleştirirken Allah'ın Hz. Musa yönelik olarak söylediği şu ayeti okuyarak buna işaret etmiştir. Hiç kuşkusuz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Artık bana ibadet et. Allah Musa'ya böyle vay etmişti ki bu ifade bütün yaratıkları içerir kul sınırlı köle ise kendisini alem bağından azat eder. Bu durumda ise başkalarının boyundurundan kurtulur. Allah kul Allah'a kul haline gelir. Çünkü Allah'a kulluğumuzun ortadan kaldırılması ve geçersizleştirilmesi imkansızdır. Kulluk insan için özünden kaynaklanan bir niteliktir ve ondan azat olmak birinci durumda değil, bu ikinci durumda imkansızdır. Kuşkusuz Allah bu konuya dikkat çekerek şöyle buyurmuştur. De ki Allah'ım, mülkün sahibi. Böylece mülk kendisini El-Malik diye isimlendirdi. Halbuki alemin sahibi demedi. Başka bir ayette ise işari ve hakiki yorumunu dikkate alırsak şöyle demiştir. De ki, insanların Rabbine, insanların sahibine sığınırım. Aynı zamanda bu gerçek yorumu bakımındandır. Allah onları insanlar diye isimlendirmiştir. Hak olmalarını gerektirecek bir şekilde isimlendirmemiş. Kendisini sahip olarak Onlara tamlama yanmıştır. İşari yorumuyla meseleye bakarsak şöyle diyebiliriz. İnsan kelimesi, unutmak anlamındaki nisyan kelimesinin öznesidir. Ayette kelime belirlilik takısıyla gelmiştir. Bunun nedeni, onların bütünüyle nur olduğu durumda, hakkın gözü, kulağı ve bütün güçleri olduğunu unutmuş olmalarıdır. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, nur yap derken, Rabbinin kendisini ebediyen, yerleştirmesini istediği makamdır bu. Allah'ın isimlerinden biri En-Nur'dur. Hatta Allah nurun ta kendisidir. Bir hadiste şöyle denilir. Nurdur o. Nasıl görebilirim ki? Bazı raviler hadisi nuranidir. Onu görürüm şeklinde düzeltmiş. Bu düzeltmede ise özgün bir anlam ortaya çıkmıştır. Kulunu nur yaptığında hak kendisine ve kendisinden görülür. Bu yasada sadece nurani olabilir. Öyleyse hak kendiliğinde nurdur kulunda ise nuranidir. Söylediğimizi anla. Unutan insan içinde bulunduğu durumda unuttuğu şeyi hatırlamayıp habersiz kaldığında hak okumakla Allah'a kulluk yaptığı Kur'an'da bu durumu kendisine hatırlatarak şöyle hitap eder. Ayetlerini düşünmeleri ve derin akıl sahiplerinin unutmuş oldukları şeyleri hatırlamaları için bu durum onların sabit şeylik ve söz alınması yani ahit hakkında önceden bir bilgi sahibi olduklarını gösterir. Kefaret olarak yedirme konusuna gelirsek, yemek yenin hayatını korumayı sağlar. Bu yönüyle yedirirken insan benzersiz bir ibadet olarak yaptığı davranışıyla oruç öldürdüğü şeyi diriltmek üzere Allah'ın El Muhyi ismiyle ahlaklanır. Oruç tutarken ise El Mümit ismiyle ahlaklanmıştı. Çünkü o bu konuda kasıtlı hareket etmiştir. Bu nedenle El Muhyi isminin makamının ortaya çıkması için yemek yedirmek kendisine emredildi. Anla. Kefarete iki ay oruç tutmaya gelirsek Muhammedilerde ay yani şehir kamerin belirlenmiş menzillerde yürüyüşünü tamamlamasıdır. Bu batında nefsin ilahi menzillerde yürümesi demektir. İki aydan birincisi yaratıcısına Rablığının iç dünyasına yerleşmesi için nefs yürümesidir. Diğer ay ise Rabb ile yürümesidir. Çünkü Rabb hakkın bütün güç ve organları olması bakımından kendisiyle yürüdüğü ayağıdır. İnsan güçleriyle bu menzilleri kat etmiştir ve hak da onun güçleridir. Öyleyse insan menzilleri kendisiyle değil Rabb'iyle yürümüştür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kefare tutmasını emrettiği bir insan şöyle demiş. Hakkın niteliğiyle nasıl nitelenirim? Çünkü oruç hakka aittir. Bunun üzerine şöyle demiştir. Oruçtan mı bana geldi? Bunun üzerine peygamber gülmüştür. Öyleyse peygamberin gülmesi işin basittiğine de değil delildir. Bedevi bunun farkında olmasa da peygamber söylediği sözü Allah'ın söylettiğini anlamıştı. Adeta peygamber kendisine şöyle demişti. Oruç tutarak kefaretin öde yani hak ol. Bedevi şöyle konuşturuldu. Haktan geldi bu bana çünkü ben hak olduğumda hak yükümlü tutulamayacağı için yükümlülük benden kalkar. Öyleyse neden beni hak olarak bırakıyorsun? Beni kulluğa indir ve bana kefareti ki örtmek demektir farz kıl. Başka bir ifadeyle bana karşı benimle asi olduğunu hatırlama. Bu nedenle Bedevi peygambere şöyle demiştir. Benden yoksul olduğu için mi onu veriyorsun? Bu bölgede benden daha yoksul yok ki. Böylelikle tam yoksulluğu kendisine izafe etmiştir. Çünkü o efendiliğinden kulluğa dönmüştür. Çünkü zengin olup da sonra fakirleşen kimsedeki gibi yoksulluk insanda bir üzüntüye neden olmaz. Zenginlikten sonra yoksullaşan insanın üzüntüsü ve çektiği hasret daha fazladır. Böyle bir insan hürken esir edilen kimsenin durumuna benzer. O nedenle hürriyetten esarete düştüğü için köleleşmenin acısını duyar. Hükümdar iken köle olan insan helak olmuştur ve parçalanarak ölmüştür. Asıl bakımından köle olan insan ise bu acıyı duymaz. Bu nedenle Bedevi bu bölgede benden daha yoksul yoktur demiştir. Allah farkında olmaksızın bunu ona söyletmiştir. Böylece oruçtan mı bana geldi sözüne uygun düşmüştür. Farkında olmadıkları yönden bu hakikatleri kullarında icra edişinde Allah'ın hikmetine bakınız. Gerçekte konuşan Allah'tır, onlar değil. Böyle yapan birisinin ödemesi gereken kefaretin batını yorumu budur hamd Allah'adır. Bu meselede zikrettiğimiz bütün sözler iyice düşünürsen bu kısma girer. Dolayısıyla sözü uzatmak tekrar gibi olacağı için gereksizdir. Gerçi tekrar edilmesi de ilişki yönleri değişeceği için zikrettiğimiz hususlara ilave bilgileri içerir. Fakat meselenin batını yorumunda bu kadarı yeterlidir. Fasıl içinde vasıl. Kasıtlı yem ve durumu. Bazı bilginlere göre böyle bir insan hem kaza tutmalı hem de cinsel ilişkide zorunlu kılınan kefareti yerine getirmelidir. Bazı bilginler ise kefaret gerekmediği görüşündedir. Benim görüşüm şudur. Böyle birine ne kaza ne kefaret gerekmez. Çünkü hiçbir zaman yediği orucu kaza edemez. Bunun yerine nafile orucundan farz orucunun tamamlanması için nafileyi arttırması gerekir. Çünkü bize göre farzlar vakitlerle sınırlıdır. Yükümlü insanın kasıtlı hareketiyle vakti çıktığında hiçbir şekilde kaza edilemez. Bu durumda o farzı uygun nafilin artırılması gerekir. Hac ise böyle değildir. Hac vakte bağlı olsa bile ömürde bir defadır. Haçta yapabilme şartını dikkate alanlara göre ise insan ne zaman hac yaparsa o zaman vaktinde yapmış sayılır. İmkan olduğunda geciktirmek ise insanı günahkar yapar. Vasıl, batını yorum. Yemek ve içmek insanın hayatının bekasını sağlamak üzere beslenmesine vesile olan şeylerdir. Çünkü insanın varlığı kazanılmış olduğu gibi hayatı da kazanılmıştır. Bu sayede başkası nedeniyle zorunlu olan mümkün, özü gereği zorunludan ayrışır. Oruç kula değil, Allah'a aittir. Dolayısıyla ona ne kefaret ne kaza düşer. Kefareti gerekli görenler ise batini yorumda kulun makamını gizlemeyi şart görmüş demektir. Bu, insanın hükmü ile cinsel ilişkiye girenin hükmü birdir. Kaza etmesi gerektiğini söyleyenler ise yükümlülüğün esasında olduğu gibi haktan başka olması yönünden kaza etmenin vacip olduğunu söylemiştir. Aynı şey Ramazan orucunda geçerlidir. Orucu ait olduğu kimse irca ederek onu kaza eder. Çünkü oruç kula kul ise Allah'a aittir. Bu durum başkasından borç alanın durumuna benzer. Borcun kazası yararlandığı şey kendisinde kalmakla birlikte hak sahibine ödenmekle gerçekleşir. Kul vekil olarak oruç tutmuştur. Çünkü oruç ona ait değildir. Oruç samadani bir niteliktir ve insana değil Allah'a aittir. Bunu bilmelisin. Fasıl içinde vasıl. Oruçlu olduğunu unutarak cinsel ilişkiye girmek. Bir görüşe, bir görüşe göre böyle bir insan ne orucunu kaza eder ne de kefaret tutar. Ben de bu görüşteyim. Bir görüşe göre ise kaza etmesi gerekir. Bir görüşe göre de hem kazası hem de kefaret ödemesi gerekir. Vasıl, batını yorum. Bu durum hakkın gayretiyle yani kıskançlığı ile ilgili bir konudur. Kul Allah'a ait bir özellik kazandığında ki bu dince emredilmiş oruçtur. Allah kendisine oruçlu olduğunu unutturmuştur. Böylelikle bu hakikatle sadece Allah'ın nitelenebileceğine dikkatini çekmek üzere kendisini orucunu bozacak bir durum ve hale yerleştirmiştir. Bu durum kendisine ait bir işte bir şekilde ortak olması hakkında Allah'ın duyduğu kıskançlıktan kaynaklanır. Kulun bu konuda bir kastı olmadığı ve hükümlü tutanın saygılılığını ihlal etmediği için kaza ve kefaret kendisinden düşer. Cinsel ilişkinin anlamını ise kasıtla cinsel ilişkiye girenden söz ederken açıklamıştık. Böyle bir insana kefaret değil de kaza düşeceğini, düşeceğini söyleyenler şöyle demiş olur. Oruçlu kendisinde bulunuşu esnasında samedanılık yani hiçbir şeye muhtaç olmamak özelliğini kendine değil, sadece Allah'a ait olduğuna tanık olmuştur. Böylelikle oruçlu insan bir yandan bu özellikle nitelenmiş iken başka bir yönden onunla nitelenmemiş demektir. Bu ikili duruma örnek olarak attın da atmadın sen fakat Allah attı ayetini verebiliriz. Böylece Allah bir yandan kuldan eylemi reddetmiş, başka bir yönden ise olumlamıştır. Böyle birine kaza ve kefaret gerekir diyenler ise unutmanın terk olduğunu söylemiştir. Oruç terk demektir. Terkin terki ise terkin zıttının varlığıdır. Nitekim yokluğun yokluğu da varlık demektir. Böyle bir halde olan kimse de terk anlamındaki oruç bulunamaz. Bu nedenle de yükümlü olduğu şeye bağlanamaz. Böyle biriyle kasıtla hareket eden arasında ise bir fark yoktur. Bu nedenle de ona kaza ve kefaret gerekir. Bu konuyla ilgili batın yorum daha önce zikredilmişti. Ayrıca daha önce zikredilen Hadiste bedevinin eşiyle cinsel ilişkiye girerken oruçlu olduğunu hatırladığı veya hatırlamadığı belirtilmemişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de konunun ayrıntısını sormamıştı. Acaba oruçlu olduğunu hatırlıyor muydu, hatırlamıyor muydu? Bununla birlikte bu ikisi de unutan ve hatırlayan kişiler cinsel ilişkiye kasıtlı yapmada bir araya gelmiştir. Bu nedenle bilhassa batini yorumunda olmak üzere hatırlayarak unutana kaza ve kefaret olmuştur. Çünkü yol unutma nedeniyle cezalandırılmayı gerektirir. Çünkü o bilinç yoludur ve unutma yolu unutma yola yabancıdır. Fasıl içinde vasıl. Zahardaki gibi kefaret bir sıraya bağlı mıdır yoksa serbest midir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye köle azat et demiş sonra oruç tut demiş. Sonra yemek yedir demişti. De. Burada peygamberin bir sıralamayı gözetip gözetmediği meçhuldür. Bir görüşe göre kefaret belirli bir sıraya bağlıdır. Birincisi köle azat etmektir. Bunu yapmak mümkün olmazsa oruç tutmak gerekir. Buna da güç getirilmez, getirilemezse yemek yedirmek gerekir. Bir görüşe göre ise sıralama kişinin seçimine bırakılmıştır. Böyle düşünenlerden bir kısmı yemek yedirmeyi azat etmekten onu ise oruç tutmaktan üstün saymıştır. Burada yükümlünün durumuna veya şairinin maksadına göre bazı kısımların diğerlerinden üstünlüğü göz önünde bulundurulabilir. Bazı bilginlere göre burada şairinin amacı öfkeyi dile getirmektir ve kefarette bir cezadır. Bu olayın sahibi zengin veya hükümdar olabilir ve oruç tutmakla yükümlü olduğunda oruç tutmak ona ağır ve güç gelebilir. Bu düşünce sahiplerine göre ceza ve dini hadlerin konulmasındaki maksat engellemektir. Bu kişi mali durumu orta halli biri olabilir böyle bir insan için kefareti malla ödemek oruç tutmaktan kendisine daha ağır gelir. Böyle birine şari köle azat etmeyi veya yemek yedirmeyi emretmiştir. Güç olan oruç tutmak ise oruç tutması emredilir. Bazı bilginler ise bu noktada öncelenmesi gereken şeyin güçlüğü kaldıran şey olduğunu düşünmüştür. Çünkü allah Teala şöyle buyurur. Allah dinde size bir güçlük yaratmamıştır. Bu durumda bu suçu işleyen insan kendine daha kolay gelen kefaret cezasını ödemekle yükümlüdür. Ben de gençler hakkında böyle düşünmekteyim. Bununla birlikte benden böyle bir olay meydana gelseydi, gücüm yetiyorsa kendim hakkında böyle düşünmem. Gücüm yetiyorsa dememin nedeni Allahu Teala'nın insanı ancak yapabileceği ve yerine getirebileceği şeyle yükümlü tutmuş olmasıdır. Allah güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Böyle de yapmıştır. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurur: Güçlükle beraber kolaylık vardır. Güçlükle beraber kolaylık vardır. Bu ayette tek bir güçlük, iki kolaylık zikredilmiştir. Hak, dinde kolaylığı gözetirken ve güçlüğü kaldırırken, müftünün bunun tersini fetva vermesi uygun değildir. Dini cezalarını engellemek amacıyla konduğu hakkında ne Allah'tan ne de peygamberinden gelen açık bir ifade yoktur. Teorik düşüncenin bir gereğidir bu düşünce. Teorik düşü, teorik düşünce ise bazen yanılır, bazen doğruyu bulur. Nitekim alemde en çok zarar veren şeylere karşı en basit cezaların bulunduğunu görüyoruz. Hiç kuşkusuz engelleme amacı güdülseydi bu gibi cezalara verilecek ceza daha şiddetli olurdu. Bazı büyük günahlarda ise Allah herhangi bir ceza belirlememiştir. Şari bazı büyük günahlar için ancak suçun kendisine karşı işlendiği, kişinin talebi karşılığında cezalar koymuştur suçun mağduru bu talepten vazgeçerse ceza da düşer. Böyle bir suçun cezasının düşmesi nedeniyle ortaya çıkacak zarar ise daha da fazladır. Söz gelişi öldürülen bir insanın velisi suçluyu bağışladığında devlet başkanının katili öldürme hakkı yoktur. Bu gibi cezayı hafifletme veya düşürme örnekleri vardır. Öyleyse cezalar engellemek için kurulmuştur iddiası zayıf bir iddiadır. Dini cezaların kurulmasının sebepleri bazı yerlerde düşürülmeleri, bazı yerlerde hafifletilmeleri, bazı yerlerde ise arttırılmalarından söz etmeye başlasaydık, hiç kuşkusuz bu konularda çok önemli sırları ortaya koyardık. Çünkü cezalar tespit edildiklerin durum ve hallerin değişmesiyle değişirler. Bunlardan söz etmek uzun süreceği gibi bu konularda bir takım sorunlar vardır. Buna örnek olarak hırsız ve katili verebiliriz. İnsanı öldürmek malı telef etmekten daha ağır bir suçtur. Öldürülen insanın velisi başlarsa katil öldürülmez. Çalınmış malın sahibi suçluyu bağışlar veya çalıntı mal hırsızda bulunup da sahibine geri verilse bile her halükarda hırsızın eli kesilmelidir. Hakimin bu hükmü uygulamama hakkı yoktur. Buradan Allah'ın eşya üzerindeki hakkının yaratıkların haklarından daha büyük olduğu anlaşılır. Fakihler ise bunun tersine inanır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın hakkı yerine getirilmeye daha layıktır. Vasıl, batını yorum. Kefaret cezasında sıralama, serbest bırakmaktan daha iyidir. Çünkü ilahi hikmet sıralamayı gerektirir. Allah hikmet sahibidir. Bazı şeylerde serbest bırakmak ise hikmetin gereğiyle sıralamadan daha üstündür. Sıralama söz konusu olduğunda kul tıpkı farzları yerine getirmede olduğu gibi zorunlu kuldur. Serbest bırakmada kul serbest kuldur. Bu durum ise nafile ibadetleri yerine getiren kulun durumuna benzer. Serbest kullukta da zorunlu kulluğun bir kokusu vardır. Allah'a yaklaştırıcı olmak bakımından nafile ibadetler ile farz ibadetler arasında ise mertebede bakım, mertebe bakımından büyük derece ve uzaklık vardır. Çünkü Allah farz ibadetleri nafile ibadetlerden daha fazla Allah'a yaklaştırıcı yapmış. Farz ibadetlerle kendisine yaklaşmayı daha çok sevmiştir. Bu nedenle nafile ibadetler içinde farzlar belirlenmiş, amel nafile olsa bile amelimizi geçersiz yapmamamız bize emredilmiştir. Bunun nedeni zorunlu kulluğu gönüllü kulluğa üstünlüğünü gözetmektir. Çünkü farz ibadetlerde Rab'bin otoritesi daha güçlü bir şekilde ortaya çıktığı gibi farz ibadetler kendisine daha güçlü kanıttır. Fasıl içine vasıl, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen kocasına istekle karşılık veren kadının kefareti. Bazı bilginlere göre böyle bir kadının kefaret cezası ödemesi gerekir. Bazı bilginlere göre ise kefaret gerekmez. Ben de bu görüşteyim. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bedeviye bu meseleden söz ederken kadından söz etmediği gibi kadına da değinmemiş. Adam da kadının durumunu sormamıştır. Allah izin vermediği sürece ise, bizim kendiliğimizden bir hüküm koymamız uygun değildir. Böyle bir hakkımız yoktur. Vasıl, batınıyorum. Nefs, özü gereği Allah korkusuna ve günaha yatkındır. Dolayısıyla nefs, özü gereği başkasının hükmüne bağlıdır ve hükme konu olmaktan uzaklaşmaya güç yetiremez. Öyleyse bu özelliği nedeniyle cezalandırılamaz. Akıl ve arzu gücü nefste hükümrandır. Akıl nefsi kurtuluşa çağırırken arzu gücü onu ateşe çağırır çağrıldığı işte nefsin herhangi bir etkisi yoktur diye düşünenler ona kefaret gerekmediğini söyler. Kabul edip etmemenin nefse kaldığını ve her birinin nefsteki otoritesinin nefsin kabul etmesiyle gerçekleştiğini söyleyenler de vardır. Onlara göre nefs çağrıldığı işten geri kalmak veya onu kabul etmek gücüne sahiptir. Onlardan hangisini yayılarsa karşılığını görür. Nefs iyiliği seçerse iyilik görür, kötülüğü seçerse kötülükle cezalandırılır. Böyle düşünen bilginlere göre nefse zahiri hükümde zorlanan kadına kefaret gerektiği görüşündedir.